Manşete hoş geldiniz. Ekranda 10 Nisan 1980 tarihli Hürriyet gazetesinin birinci sayfası var. Birinci sayfasındaki bir takım başlıklara baktığınızda yani 10 Nisan 1980'den 15 Nisan 2024'e yani aradan geçen 44 senede gündemin çok da fazla değişmediğini görüyorsunuz. Amerika Dünya Savaşı hazırlığı yapıyor sol üst köşede. Orta Doğu kanrevan, İranla Irak savaşının eşiğinde Orta Doğu yine barut kokuyor. Üst başlığıyla verilmiş. Manşet ise cezaevinden canı isteyen çıkıyor. Canları canları istediklerini cezaevine koyuyorlar, istemedikleri zaten girmiyor. Böyle böyle değiştirebiliriz şu anda. Değişen hiçbir şey yok. 44 sene önce, 44 sene ön, 44 sene sonra tabii bir de şu var enteresan bir şey liradan 6-0 atılmadığı o dönemde hürriyet gazetesi 10 liraymış şimdi bugünkü hürriyete bakıyorsunuz gene ortadoğu manşetleri bugünkü hürriyette de fiyat 10 lira ama bu defa esasen hürriyet 10 milyon TL yani 6-0 atılmış hali yani bu 44 senede 6-0'ın sıfırlandığı manasına da geliyor yani iki şey var. Zaten bugün manşette bu iki konuya bakacağız. Bir işte evet dünyanın yüreği ağzına geldi hafta sonu. Bir dünya savaşı mı çıkıyor? Orta Doğu barut kokuyor. İşte bu 44 sene önceki hürriyetin sür manşetten verdiği gibi. Amerika dünya savaşı hazırlığı yapıyor. Aynı durum 44 sene sonra devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Hürriyet o gün de 10 liraydı bugün de 10 lira. Değişen bir şey yok ama tabii değişen şu var. 6-0 gitti bu defa. Bu bir yönüyle de 44 sene sonra 6-0'ın sıfırlandığı manasına gelir. O 6-0'ı 7. 7 bitirdi AKP iktidarı. attığı 6-0'ı. İsrail, e, İran elçiliğine bağlı bir konsolosluğu vurdu. Şam'da, 1 Nisan'da ve orada 7 devrim muhafızı İran'ın hayatını kaybetti. Ve ondan sonra nefesler tutuldu. İran zaten defalarca açıkladı buna bir karşılık vereceğini, bunun meşru müdafaa hakkı olduğunu. Ama buna <laughs> uluslararası hukukta veya devletler arası hukukta meşru müdafaa denmiyor. Bu misillemedir. Yani siz benim devrim muhasım, muhafızlarımı öldürdünüz, ben de buna bir karşılık vereceğim. Ve e, The Times'ın bugün çok detaylı e, grafiğiyle e, o kadar güzel hazırlanmış ki artık Türkiye'de böyle grafik hazırlanmıyor. Görüyorsunuz yani e, hangi füzeler nereden kalktı, işte nasıl... Hangi rotayı takip etti ve nasıl e, önlendi bunu anlatan bir şey ve burada tabii şunu da görüyorsunuz Esasen İran'ın İran'ın e, çok daha uzun menzilli e, şeyleri var füzeleri var daha kısa menzilli olan şey daha e, düşük süratte giden daha kısa menzilli ya ya da e, eski nesil diyebileceğimiz füzeleri kullanılmış öyle görülüyor bu da ölü denize düşen İran füzelerinden biri. Rivayet muhtelif 300'ün üzerinde olduğu kesin 3 tipte füze ateşlenmiş İran'dan İsrail'e İsrail tarafına. İşte balistik füze deniyor, SİHA silahlı insansız hava aracı deniyor filan. Ve bu 3 tipte füze bir biçimde İsrail'in buna gücü yetmiyor. Fransa, Amerika, İngiltere ittifakı ve elbette Ürdün'ün. Suudi Arabistan'ın da desteğiyle düşürülmüş. Ama F-16'lar ve F-35'ler düşürmüş. Ama yerden e, işte füze savar sistemleriyle düşürülmüş filan. O arada Türkiye nerede? Türkiye'de de kürecik radar üssü var. Kürecik radar üssü özellikle e, İsrail'e dönük füze tehdidine e, yönelik olarak bir radar izleme faaliyeti yapıyor ve e, radarları, kürecik radarları, bir füze hareketliliğini tespit ettiğinde bunu İsrail tarafına bildiriyor. Ha İsrail NATO üyesi değil ama Amerika'ya bildirmeniz yetiyor. Zaten iletişim Başkanlığı da bu bilgilerin Kürecik'ten alınan verilerin İsrail ile paylaşıldığı gerçek dışıdır demiş. Doğrudur. İsrail NATO ülkesi, ülkesi, üyesi bir ülke olmadığı için paylaşmıyorsunuz ama Amerika ile paylaşmanız yetiyor zaten çünkü Amerika orada İsrail'i himaye ediyor. Bir de böyle bir yönü var. Peki ne oldu? Şimdi burada da zaten. BBC'nin grafiğinde İsrail'in balistik füzeleri ve menzilleri görülüyor. Şahap 300 kilometre işte aşağı doğru iniyor. Şahap 2, Şahap 3 var. Ve Orta Avrupa'ya kadar, Rusya'nın içlerine kadar, Çin'e kadar İsrail'in füzeleri hareket kabiliyetine sahip ve ateşlenebiliyor. Dünyanın ağzına geldi Cumartesi'yi pazara bağlayan gece. Nefesler tutuldu. Televizyonlar anlık canlı yayına geçtiler çok noktadan. Ve işte füzelerin ateşlendiği ortaya çıktı. Sonrasında füzelerin imha edildiği ortaya çıktı. Acaba İsrail buna karşılık verecek mi? Başka füzeler gelecek mi falan? Herkes nefesini tutmuş bu gelişmeleri takip ederken. Pazar günü öğleden sonra enteresan gelişmeler oldu. Pazar günü öğleden sonra çok lafı uzatmayacağım. İran'dan ve Amerika'dan gelen açıklamalar esasen bunun bir danışıklı operasyon olduğunu ortaya koydu. İran 72 saat önce bunu İran Dışişleri Bakanı açıkladı. İran 72 saat önce biz komşularımıza bunu haber verdik dedi Türk dışişleri de İran'ın komşusu olarak 3 gün önce yani 13 Nisan'dan 3 gün önce 10 Nisan'da bu bilgiyi almış vuracağım füzeleri ateşleyeceğim şu şu füzeleri ateşleyeceğim diye ve Türkiye tarafı da Amerika'ya bunu iletmiş Türkiye dışları da bunu söyledi. Diğer tabii elbette Suudi Arabistan'da iletmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri de iletmiştir filan. Yani İran diyor ki ben dostlarımla ve komşularımla bu bilgiyi paylaştım. E dostlarınla komşularınla paylaşırsan bu bilgi zaten Amerika'ya gider. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Dışişleri Bakanı da bunu teyit etti. Diyor ki ee, İran tarafı e, bir tepki göstereceğiz dedi ve bu belli sınırlar içerisinde bir tepki olacak kimseye zarar vermek istemiyoruz zaten amacımız da zarar vermek değil amacımız bir güç gösterisi bir gövde gösterisi yapmak ve e, bir şekilde Şam'daki elçiliğimize veya konsolosluğumuzda yapılan saldırıya cevap vereceğiz bu şekilde bizim yani kamuoyu bunu bekliyor. Ve zaten İran'da kutlamalar oldu, zafer gösterileri oldu filan. İşte bak gereken cevabı verdik falan dendi. Dolayısıyla İran bir yönüyle, İran yönetimi, İran liderliği kuyruğu dik tutmuş oldu kendi ülkesi içerisinde. Hatta İran'dan o gar İran o garantiyi de vermiş ötesine geçmeyecek diye. Ki zaten bu füze saldırısının arkası gelseydi acaba o füze kalkan işe yarar mıydı? Müttefik güçlerin önleme kabiliyeti nereye kadar devam edebilirdi? Birkaç tanesi Tel Aviv'e veya Kudüs'e veya belli hedeflere düşer miydi bilmiyoruz. Neticede sınırlı tutuldu ortada. Demode bir takım füzelerin kullanıldığı ortada. Evet. Yani dünyanın gözü önünde İran ve Amerika anlaşmışlar. <laughs> ve İsrail de bundan bilgilendirilmiş. Herkesin de haberi varmış. Biz boşuna cumartesiyi pazara bağlayan gece nefesimizi tutmuş olayları seyretmeye çalışmışız. Anlamaya çalışmışız. Kemal Kılıçdaroğlu 2012'de attığı bir tweette Malatya'da kürecik radarı niye kuruldu? İsrail'in güvenliği için. Eğer sen İsrail'e karşıysan küreciki askıya alırsın demiş bundan 12 sene önce, 13 sene önce. Evet. Durum bu. Kürecik orada açık ve kürecik, kürecik faaliyetine devam ediyor. O arada Sinan Ülgen uzun bir tweetle füzelerin kabiliyeti konusunda e, detaylı bir bilgi vermiş. Önemsiyorum. Bunu okuyun lütfen. Ben bazı e, bilgilerin altını çizdim. Mesela diyor ki saldırıda kullanılan balistik füzeler, seyir füzeleri, sihaların her biri için önleyici sistemler farklı oldu kolay değil yani önlemek. Hava üstünlüğünün bulunmadığı ortamlarda sihaların etkinliği sınırlı. Sihaların F16, F35 gibi platformlara karşı şansları yok. Balistik füzeler için eksoatmosferik yetenekler şart. Seyir füzeleri için çok daha alçak irtifalara kilitlenebilecek sistemler falan diyor. Böyle bir saldırıyı zarar atla, zarar almadan atlatmak mümkün değil ki işte koalisyon güçleri bunu sağladı. Kaldı ki korkulan da olmadı diyor. Korkulan ne? Yani SİHA'ların İsrail hava sahasına girdiğinde İran bu kez çok sayıda balistik füzeyle saldırıya geçebilirdi geçmedi. O zaman ne olurdu kestirmek zor. İşte o zaman sizin demir kubbeniz falan da bir yere kadar dayanıyor. Savunmanın maliyeti 1 milyar doların üstünde. Bunun Bu İsrail'e maliyet olarak söyleniyor ama kimin karşıladığı? El Cezire'de 1 milyar doların üstünde diyor. 1.3 milyar dolar diyen var vesaire. Durum bu. Ve böyle bir noktada e, dünya nefesini tuttu ama dediğim gibi cumartesi e, yaşanan Kriz gergin anlar. Pazar günü de ya bir dakika e, filan filan dedirdi. Ortalık sakinleşmiş görünüyor. görünüyor Şu iki üç şey oldu. Trump'ın itiraflarına geçmeden ona bakacağız. Onu anlatacağım. Yani bir, İsrail gücünü test etti ve, ve ben bak kendi topraklarımdan kalkan füzelerle İsrail'i vurabiliyorum dedi. Ve bunu denedi ilk defa. İlk defa İran toprakları üzerinden İsrail'e bir harekat düzenlendi. Bu dünyanın göz önünde gösterilen bir tepki olması yönüyle de önemliydi. O açıdan bu İran'ın bir yönüyle avantaj hanesine yazılıyor. Öbür e, tarafı da şu e, İsrail'in bunu önleme gücünün olmadığı ortaya çıktı. İsrail müttefik destekler olmadan yani Amerika İngiltere olmadan Fransa koştu, Ürdün koştu, Suudi Arabistan koştu onların jetleri ve füze önleme sistemleri olmadan kürecik radar üssü olmadan bunu yapamıyor. Dolayısıyla o konuda İran'ın da müttefiksiz bu işin altından kalkamayacağı ortaya çıktı. İşte İsrail çok bilendi vesaire işte Netanyahu'ya bu hayat öpücüğü oldu deniyor. Doğrudur. Netanyahu Gazze saldırılarından dolayı Gazze'deki katliamdan dolayı çok sıkışmıştı ama İran konusunda Elini güçlendirmiş olabilir politik olarak veya dış politik olarak bunu zamanla göreceğiz. Bunu ben iki ay kadar evvel ekrana getirmiştim bir kere daha hatırlatacağım. Trump itiraflarında Trump'ın e, 2020 yılında e, İran devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'ye Bağdat'ta düzenlenen hava saldırısında hava saldırısı ile ilgili itirafları önemliydi ki Amerikan başkanı olarak konuşuyor. E, İsrail'in de son, son ana kadar e, bu saldırılarda yer aldığını söyledi. Ve Benjamin Netanyahu'nun Benjamin Netanyahu'dan bahsediyor ve Fox News'a verdiği röportajda İsrail ve Bibi Netanyahu'yu kastediyor. Bu saldırının büyük bir parçasıydı. Her şeyi planlamıştık diyor. İsrail de işin içindeydi diyor. Yani İran'la İsrail meselesi ta Kasım Süleymaniye'ye kadar gidiyor. Daha ötesi de var da fakat yeni değil. Mesele tek başına Şam'daki Büyükelçiliğin veya konsolosluğun bombalanması ve oradaki devrim muhafızlarının öldürülmesi meselesi değil. Trump itiraflarına devam etmişti. 24 Ocak 2024'te 4 yıl boyunca ağzımı kapattılar başkan olarak ama şimdi size söylüyorum. Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine bir saldırı olmadı. Bize gösterilen ve diğer ülkelerin de dahil olduğu bir saldırı yoktu. Ama sonunda Orta Doğu'da bir savaşın içine sürüklendik. 9 trilyon dolar harcadık. Milyonlarca insanı öldürdük. Peki ne elde ettik? Hiçbir şey. Bu itirafı da 24 Ocak 2024'te bir Amerikan başkanı olarak yapmıştı. Eski bir Amerikan başkanı olarak yapmıştı. Sıradan bir isim değil yani. 2 Kasım 2023'teki itirafı da son derece enteresan. Bu defa hiç daha önce hiç anlatmadığım bir hikaye. İran bir İHA'mızı düşürdüğünde İHA 14 yaşındaydı. Pek değerli değildi. Yakınlarda 39 mühendis ve pilotun bulunduğu büyük bir motorlu uçak vardı. Generallere sordum arkasındaki uçağı mı düşürdüler? Hayır efendim yapmadılar dedi. Bu ilginç dedim ama İran'ı vurmamız gerekiyordu. O yüzden onları çok sert vurduk. Radarlarını ve farklı şeyleri devre dışı bıraktık ve eğer bize karşı gelirlerse onlara asla mümkün olduğunu düşünmedikleri şeyler yapacağımıza dair bir açıklama yaptım. İranlılar bizi aradılar başka çaremiz yok. İtibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin füzeler üsse ulaşamayacak diyerek garanti verdiler. Söyledikleri gibi 18 füze atıyorlar, 5'i havada imha oluyor, diğerleri üstün çevresine düşüyor. 2 Kasım 2023'te de bu itirafı yaptı Donald Trump. Pazar günü cumartesiyi pazara bağlayan gecede bunun bir benzeri oldu. Bunu da gene Donald Trump gibi birisi çıkacak, birkaç sene sonra itiraf edecek göreceğiz. Ama itiraf etmesine gerek yok, her şey gözümüzün önünde oldu. O arada Donald Trump bugün mahkeme karşısına çıkıyor. Stormy Daniels davası başlıyor. İşte bir porno oyuncusuyla Rıza'ya dayalı bir ilişki yaşadı ama porno oyuncusunun sessiz kalması karşılığında ona yüklü bir Amerikan doları cinsinden işte 130 bin dolar mı 150 bin dolar mı sus payı verildiği davası. Başka isimler başka iddialar da var ama odak noktasında Stormy Daniels var. 2006'da işte bu fotoğrafın çekildiği soldaki fotoğrafın çekildiği sırada birlikte olmuşlar. Bunu anlattı hatta belgeseli çekildi şu anda yayında e, Peacock kanalında Amerika'da. yani bu belgesel niye yayında? İşte Stormy Daniels davası başlıyordu ondan. O belgeseli de seyrettiğinizde bütün ayrıntılarıyla, bu ilişkinin bütün ayrıntılarıyla ilişkinin bir tarafı tarafından anlatıldığını görüyorsunuz. Evet. Dönelim şimdi İsrail meselesine bağlı olarak bu konuşuluyor. İstakoz, İstakoz ve Maldiv'le tatiller, tatil meselesi konuşuluyor. Biri eski vekil, biri yeni vekil yani şimdiki vekil tatilde paylaştıkları fotoğraflarla tartışılıyorlar AKP'de. Şebnem Bursalı Monako'da gittiği yat kulübünde bir istakoz e, fotoğrafı paylaştı ve bununla hışma uğradı. E, kendisini savunurken de işte bu da profili Twitter'daki AKP İzmir Milletvekili. Aynı zamanda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyesiymiş. Kendisini savunurken de işte efendim gündem değiştirmeye çalışıyorlar. İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı, saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek söz etmeyenler işte buna e, yüklendiler. Gündem değiştiriyorlar, çarpıtıldı falan filan diyor. E, Mücahit e, birinci birinci e, buna e, itiraz etmiş. Ederken de şunu söylüyor. Diyor ki AKP'li siz gidip Monako'da istakoz yiyemezseniz hadi yediniz bunu paylaşamazsınız. Yani yedin Yapma diyor. Burada paylaşım yapmasından dolayı zaten eleştiriliyor. Bir diğer isim de eski milletvekili ama Çankırı'da aday olmuş son yerel seçimlerde. Maldivler güzel torunlarla başka güzel deyip iki kare fotoğraf paylaşmış Hüseyin Filiz. Sonra da e, ondan birkaç gün önce de Kadir Gecesi dolayısıyla paylaşımı ortaya çıkmış. E, o ortaya çıktı. Daha doğrusu Twitter hesabında var görebilirsiniz. X platformunda. Dünyanın dört bir yanında işte. Zulüm, açlık, yokluk, sürgünlükle imtihan olan tüm insanların kurtuluşuna vesile olsun diyor. Gazze, Suriye, Doğu Türkistan filan demiş ama işte şeyden de böyle Maldivler'de de bu şekilde bir hayat sürüyor. E, ve bunu da paylaşıyor. Sonra da e, işte bu da profili 24-25-26-3 dönem üst üste AKP Çankırı milletvekilliği yapmış. Son 31 Mart yerel seçimlerinde de belediye başkan adayı onu da belirtelim. İşte diyor ki efendim ben sanayiciyim, iş adamıyım. Kendi paramla gittim orada işte tatil yaptım. İşte efendim haddini aşan sözler söylüyorsunuz filan. Şimdi Zeynep Altıok Akat'la güzel söylemiş. Güzel bir tweet atmış açıkçası. AKP düşerse Monaco düşer, Maldivler düşer, Dubai düşer. Şahane. Hani Kudüs düşerse ne bileyim Gazze düşerse filan gibi edebiyatları var ya bunların. Burada mühim problem olan yani iki konu var. Bir sonradan görmelik bu şekilde paylaşımlarla kendini gösteriyor. İki bu insanlar bir politik kimlikleri var, bir siyasal kimlikleri var ve ülkelerinde insanların ne durumda olduğunu umursamadan paylaşımlarda bulunuyorlar. Yani sıradan insanlar paylaşım yaparken çekiniyor, aman yani işte bir güzellik paylaşıyorum ama bunu yaşayamayanlar var ve bundan mahrum olanlar var. Yapmayayım yani şimdi insanlar gönül koyarlar, ne bileyim eleştirirler. Kimse senin o parayı nasıl kazandığını, hakkınla kazanıp kazanmadığını falan sorgulamıyor. Ama o paylaşımı yapınca da bir işte görgüsüzlük oluyor. Bu görgüsüzlük olarak değerlendirilir falan diye. Orada öyle bir ardamarının çatlaması hadisesi var yani. Neticede Hüseyin Filiz de Şebnem da kendi 15 dakikalarını yaşadılar ve bununla anılacaklar. E, biyografilerine şahane bir katkı oldu bu. E, İsrail Gazze demişken bu adam tutuklandı. Bu adam kim? Evren Barış Yavuz. Ee, İmamoğlu'nun kampanyacısı dendi ama esasen Kılıçdaroğlu'nun kampanyacısıymış. İmamoğlu ile bir ilişkisi olmadığını kendi paylaşımlarında da söyledi. İmamoğlu'na yakın isimler de paylaştılar. Bu kişinin tutuklanmasının nedeni e, bu tweet. X platformunda paylaştığı işte damatları paylaşıyor ki fena halde sakıncalı bir alan şu anda yani gerçekten bayraktarları paylaşıyor ve jet yakıtı satmışlar diyor yani sadece bu. Bu da işte İstanbul'daki Gazze, işte Filistin'e destek eyleminden bir kare fotoğraf. Bunu paylaştığı için e, aldılar, gözaltına aldılar. Fakat enteresan bir şey, uzun uzun yıllar öncesinde bu kişinin Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı? Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı? Yazısı yüzünden gözaltına alındığı ve tutuklandı ortaya çıkıyor. Yıllar önce ki bu yazıyı da bu yazmamış. Kendi internet sitesi veya işte destek verdiği bir internet sitesinde bu yazı yayınlanmış. Ondan dolayı yani bundan dolayı tutuklanamayacağı için buluyorlar geriye doğru bir arşiv arabasında ve tutukluyorlar. Böyle bir dönem. Ee, İmamoğlu ile ilgisi yok ama Kılıçdaroğlu ile ilgisi var. Çünkü Altan Sancar CHP'yi iyi bilen isimlerden biridir gazeteci. 3 Kasım 2023'teki paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu'nun strateji ekibinde yer alan en son kampanyanın koordinatörlüğünü de üstlenen Evren Barış Yavuz diyor. Dolayısıyla... CHP ve CHP'lilerin bu kişinin e, hukuki haklarının da takipçisi olması gerekiyor. Şimdi bu istakoz paylaşımı Maldivler paylaşımı hatta o istakoz e, yani yenilen istakozun fiyatı da e, mevzu oldu. Ya es Çok ucuzmuş esasen falan. Yunan adalarına giden Türklerin yediklerini içtiklerini paylaşması da sosyal ağlarda çokça konuşuluyor. İşte efendim oradaki bir tabak Türkiye'ye göre çok daha ucuzmuş yahu falan deniyor. Eski Turizm Bakanı ve bu konuları iyi bilen Bahattin Yücel mühim bir Twitter mesajı paylaşmış ki o mesajda şu sarıyla işaretlediğim bölüm önemli. Bizde diyor yani bu Türkiye'nin neden Türkiye'nin pahalı olduğu Avrupa'ya göre pahalı olduğu paylaşımları yapılıyor. Fakat diyor bu yanıltıcı. Bu tür hesaplamalar yanıltıcı. Bizde Merkez Bankası rezervlerini tüketen kurlardaki baskı yüzünden dövizin TL karşılığı düşük kalıyor. Aradaki fark bir anlamda dövizde olması gereken kuru gösteriyor demiş. Bunu önemsiyorum. Evet İngiltere'de artık restoran ücretleri, market ücretleri falan sterlin bazında Türkiye'den daha ucuz. Fakat dediğim gibi bu yanıltıcı ve bu esasen dövizin baskılandığını gösteriyor. Döviz olması gereken yerde değil olmadığı için de Avrupa şu anda turistlere, Türkiye'den gelen turistlere daha ucuz geliyor. O arada seçimden sonra tekrar eski tarifelere dönüldü. Doğalgaz mesela öyle 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona eriyor. Geçmiş olsun. Bunu da Veysel Ulusoy paylaşmış. Enag'ın başındaki isim. Sahibinden 2 artı bir daire. Fakat bakın şartlara. Konu tartışı aylık tüfesiyle en tüfesi ortalamasına göre her ay tespit edilip hesaplanıp yatırılacaktır. E, farklı bir noktaya gitti fiyatlar. Yani ben de e, her şeyin ikiye katlandığı dö enflasyon dönemini hatırlıyorum. 90'lı yılların ilk yarısıydı. Her şey ikiye katlanıyordu. Maaşımız da tabii elbette %80-90 oranında zam alıyordu ama... ...bir ürünün veya bir hizmetin fiyatının o gün 50 liraysa önümüzdeki yıl 100 lira olacağını biliyorduk. Böyleydi. Fakat yani... E, bu devletin başındakiler bunu çözmeye çalışıyorlardı iyi niyetle. Dışarıdan işte ithal ekonomistler geliyordu. IMF ile Dünya Bankası ile bu işin yolu bulunmaya çalışılıyordu falan. Neticede IMF tedbirleri uygulandı ve sonrasını gördük. IMF, IMF tedbirlerinin ekmeğini de AKP ekonomi yönetimi yedi. Ayrı bir konu bu dönem yaşanan herhalde bu asırda hiç yaşanmadı. Yani... İnsanlar hani ben buradan öngöremiyorum, ben buradan bir fiyat tahmini ayarlaması yapamıyorum. Gördüğüm fiyatlar pahalı mıdır, astronomik midir, gerçek midir, değil midir, hakkı mıdır, maliyeti mi odur bilemiyorum. Emin olun Türkiye'de görüştüğüm insanlar ki bayram tatili vesilesiyle çokça görüştüğüm insanlarla onlar da yapamıyorlar. Onlar da artık ürün ve hizmetlerin fiyatlarını e, tartamaz durumdalar. Bakın bunu OECD paylaşmış Şubat ayı itibariyle, Şubat 2024 itibariyle gıda enflasyonu, ülkeler. Bu paylaşımı OECD 9 Nisan'da yapmış. OECD'nin X platformundaki Twitter hesabında var. Ben de oradan getiriyorum. 9 Nisan yani 6 gün önceki paylaşım. Gıda enflasyonu Ocak 2024, Şubat 2024 Türkiye artık grafiğe sığmıyor. %71 olarak görülüyor ki bu da resmi açıklama. Reel değil yani. Onun dışında diğer ülkelere bakın. Avrupa bölgesi 3.3 ortalaması, G7 ülkeleri 2.1 filan. Durum bu. 200 TL bayram harçlı, 200 TL en yüksek banknot bayram harçlığı oldu demiş Cumhuriyet Gazetesi getirdiğim kupuru. 6.4 dolarmış. Yani düşünebilir. Yani bugün bir valeye veya herhangi bir işte hizmet garsona vesaire bahşiş verirsiniz ya ona çıkartıp 200 TL verdiğinizde beğenmi beğenmeyecek durumda o para. Yani en yüksek banknotu ülkenin bahşiş olarak bir karşılığı yok. Öyle bir noktaya geldi. Mahve İlmez daha büyük bir e, alarma dikkat çekmiş. İşsizlik Şubat ayında 8.7 ki geniş işsizlik %24.5 diyor. Bütçe açığı Mart ayında 513.5 milyar TL. Faiz dışı denge eksi 263 milyar TL olarak açıklandı. Gösterge tablosunu güncelledim deniyor. X platformunda hesabına gidip o tabloya bakabilirsiniz. Her anlamda e, durum alarm veriyor. Hani yılın ikinci iki yarısında bu işler düzelecek vaatlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu da orada hesap edebilirsiniz. Birkaç yayın önce e, IMF'ye gidemedikleri için Dünya Bankasından kredi alıyorlar, borç alıyorlar konulu bir yayın yapmıştım ve bunu da gene ilmez uzun bir tweette anlatmıştı. O tweeti de burada ekrana getirmiştim. Bunu Mehmet Şimşek ağzından kaçırmış yeni mahalledeki bir se e, seçim toplantısında. Gimat'tan falan isimler de ne bileyim iş iş insanları da varmış orada ağzından kaçırmış aranızda gazeteci yok mu değil gazeteci yok değil mi diye sorarak üstelik espriyle karışık Sedat Bozkurt'un kulisinden Sedat Bozkurt'un yazısından öğreniyoruz kapalı toplantıda şunu söylüyor iş insanlarına yeni mahalledeki seçim toplantısında Memet Şimşek demek ki yakın hemen seçimden önceki bir toplantı bizimkini biliyorsunuz IMF'yi sevmiyor diyor bizimki dediği Erdoğan IMF sözünü duymak bile istemiyor ondan hoşlanmıyor Bizimkilerin IMF'ye bakışı hep olumsuz. O nedenle kaynak arayışında Dünya Bankası'nı tercih ediyoruz. İtirafa bakar mısınız? Külliyedekilerin kafaları bu işlere aslında basmıyor. Hep Cumhurbaşkanlığı yanlış yönlendiriyorlar. Hatta kandırıyorlar. Bu ekonomik tablonun nedeni de bu aslında demiş. Başınızdaki insanlar değişmeden tablonun değişeceği yok. Mehmet Şimşek bunu itiraf etmiş. Mehmet Şimşek'le de değişeceği yok. Esasen bu itiraf bir yönüyle de o. İbrahim Uslu da benzer bir şey söylemiş Karar TV'de. AK Parti'de diyor ki AK Parti'nin uzun yıllar kamuoyu araştırmacısıydı Anar İbrahim Uslu. Yıllarca seçmen araştırması yaptık. Vatandaşın rızasını oluşturmaya çalıştık. Sonra saraylı danışmanlar aynı konuyu dikkate getirmiş. Mehmet Şimşek'le aynı konu. Buna ne gerek var? Seçmen biz ne istersek onu düşünür." dediler. İşte Mehmet Uçum kafası. Geçen haftanın gündemiydi. İşe yaradığını sandılar ama her seferinde daha çok oy kaybettiler demiş İbrahim Uslu. Doğru ya doğru. Abdülkadir Selvi devam ediyoruz bugünkü yazısında Erdoğan AKP'de beklenen değişimi gerçekleştirebilecek mi? Erdoğan'ın kampanyacısı Ertan Aydın'ın kendine yönelik mesajını yayınlamış ama o mesajda dört büyük itiraf var ben böyle işaretledim. Bakın size neyin Ertan Aydın'ın AKP AKP'nin yeni son kampanyacısının ee, neyin altını çizdiğini, neyi neleri itiraf ettiğini, bir cümlede neleri itiraf ettiğini ekrana getiriyorum. Bu seçimin yapısal sorunları vardı diyor. Birinci itiraf. İki, ekonomide popülizm yapmadı. İkinci itiraf. Önceki seçimde yapmış demek ki. Üç, yeter ki Türk ekonomisi zarar görmesin diye. Yani önceki seçimde ekonomi zarar görme pahasına yapılmış. Bu seçimde de işte ekonomi zarar görürdü yapsaydık diyor. Dördüncü itirafta AKP seçim kaybetmeyi göz aldı. Yani Sonuçlarını bilerek, sonuçlarını tahmin ederek yapmışlar. Daha ne olsun? Bir cümlede dört itiraf. Bakın iki haftalık CHP'li başkanı tutukladılar teleferik kazası soruşturmasında. Bu top, bu soruşturmanın tamamen siyasi olduğu ortada ki zaten kişinin daha önce teleferik tesisini işleten şirketin an etmiş, onun genel müdürlüğünden ayrıldığı e, seçimden beş ay önce falan ortada ama bunu yapıyorlar. Seçim var diye bakım yapılmamış bile bile ölüme davet. Bakalım CHP biraz evvelki işte Kılıçdaroğlu'nun kampanyacı sırtını tutukladılar Al alakasız bir sebepten. Şimdi de seçilmiş belediye başkanı aynı şekilde e, tutuklandı ve bu şekilde propaganda yapıyorlar. Bir teleferik meselesi gündem edilerek. Yani hangi kazanın bu şekilde takibini yapıyorlar ayrı bir konu ama bu konular siyasidir ve e, hedef CHP'dir. E, CHP'nin kampanyacısını, CHP'nin belediye başkanını, seçilmiş belediye başkanını tutuklayarak bir şey deniyorlar. Daha önce yaptıkları şeyle, şeyleri aynen gene yapıyorlar. Bakalım CHP e, bunun arkasında durabilecek mi? CHP demişken Serdar Öztürk gazeteci AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin borcu pankart yapılıp asılıyor ama sıra da şimdi diyor CHP'den CHP'ye geçen yani daha önceki daha önce de CHP'li belediye başkanları tarafından idare edilen CHP'li belediyelerin borçlarına da bakalım mı diyor. Onlar da açıklansın. Mesela İzmir'den başlayalım diyor. Acaba diyor İzmir'in yeni belediye başkanı önceki başkan dönemindeki borçları binanın dışına pankart olarak asacak mı? Evet. Bitirirken e, Aytun Çınar'ın e, Akşener altılı masaya sızdı e, e, uyarısını e, e, dikkate alıyorum. 9 Nisan'da Halk TV'de yaptı bu uyarıyı. Meral Akşener... Erdoğan dirsek temasın Erdoğan'la dirsek temasındaydı iddiası diyelim uyarı demeyeyim de iddiası e, Akşener Erdoğan'la dirsek temasındaydı altılı masadan planlı olarak kalktı doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma e, olduğunu düşünüyorum zamanla elimizdeki bilgi ve belgeler artacaktır diyor buna hiçbir cevap gelmedi İyi Parti'den son konu hastanede tedavisi süren emekli orgeneral e, Çetin Doğan'ın yaşamı risk altında bir yıldır imza bekliyor. Kızı Pınar Doğan annesinin hastaneden mektubunu paylaşmış. Upuzun bir mektup ve bunu ben şeyde de X platformunda da paylaştım. Eşimin hayati risk teşkil eden sürekli hastalık hali, kocama durumu tam bir sene önceki Adli Tıp Kurumu raporu başta olmak üzere çok sayıda resmi ve hususi raporla e, tespit edildi diyor. Buna rağmen tekrar hücresine gönderilmiş. Ee, İzmir F-Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda 29 Şubat e, ta, e, 2024 tarih, e, 2024 tarihini 1 Mart 2024'e bağlayan gece ölümden döndü. Tek başına tutulduğu hücresinde aşırı yüksek tansiyon kaynaklı bilinç kaybı yaşamadan ...almayı başarabildiği dil altı hapları sayesinde... ...acil çağrı butonuna basabildi. Akabinde cezaevi yetkilileri tarafından hastaneye ulaştırılması... ...tam 3 gün sürdü diyor filan. Yani gözetim altında olması gereken burada upuzun bir mektup. Ve ağır hastalığı, kronik rahatsızlıkları ve desteksiz... E, ...cezaevi koşullarında yaşama imkanı olmayan... ...devam etmenin imkanı olmayan bir çocuklu ...o 84 yaşındaki... Çetin Doğan onu da burada dile getiriyor. Eşinin mektubuna dikkat çekiyorum. X platformunda paylaştım. Orada tamamını görebilirsiniz. Nilgün Doğan'ın bir anlamda çığlığı her ne yapmış olursa olsun üzerine atılı neyse dava neyse 84 yaşında böyle ağır kronik hastaları cezaevinde tutamazsınız. Bir an önce tahliye edip doğru dürüst bakımının tedavisinin sağla yapılmasını sağlamak durumundasınız. Bayram sonrası günden biraz kalabalıktı. Bir sonraki manşette. Salı manşetinde buluşmak umuduyla hoşçakalın.